Herkese merhabalar. Evet, haftanın üçüncü gününde Ayşe abladayız. Yandık. Niye yandık? Heyecandan yapamayacak diyor herkes. O kadar heyecanlı mısın Ayşe abla? Kim demiş onu? Arkadaki fesatlar Allah demiş. Allah, aynen demiş. Rakipleriniz öyle diyor vallahi. Desinler yani. Hayır, o kadar heyecanlı mısın Ayşe abla? Billahi hepsi heyecanlıydı canım. Evet, biraz kalp atışım biraz hızlı ama olsun. Tansiyon falan aldın inşallah. Yok, almadım. Niye almadın kız? Tansiyonum yok ki. Ha, iyi güzel kadın, sağlıklı. Heyecandan. Ne demek istiyor bu size? Heyecanlı bastırsın diye söyledim. Evet. Dışarıda çok yağmur yağıyor, çok soğuk. O yüzden direkt evden başlayalım dedik. Küçük çekmecedeyiz şu anda. Siz Ayşe ablayı kısaca bir tanıyın bakalım, bu eğlenceli, temizlik seven, heyecanlı Ayşe abla kimmiş? Ben de dil altı hapını vereyim bu arada. Orada tansiyonları ölçüp ev gezilmeye başlasın. Haydi buyurun. Hadi buyurun. Haftanın üçüncü gününde Ayşe Hanım'ın temizleyeceği ev karşımızda. Evimizin salonu derli toplu ve temiz görünüyor. Ancak salonun baş köşesine kurulmuş sobanın döküntülerini, tavandan sarkan örümcek ağlarını ve kirli camları görünce fikrimiz değişiyor. Bu salonun iyi bir temizliğe ihtiyacı var gibi duruyor. Bakalım Ayşe Hanım bu konuda neler düşünüyor? Evet, sobalı bir eve geldik. Ay çok soğuk, ev de soğuk ya. Yok, o kadar soğuk değil tabii be. Soğuk soğuk beni şu. Ilık, ılık. Ayşe abla güzel. Ha, sabah sabah enerji düşmüyor. Ses yapma, konsantre olmaya çalışıyorum. Potansiyelimi bozma. İki çek yatım var. Evet. Biri bayağı eski. Evet. Yer güzel. Yerler evet. Güzel. Hallar temiz. Evet. Bir şurada vitrin gibi evet. Bir şey hallar var. Hallar silip şey. Camların kötü sadece ama küçük camlarmış onlar da bak. Bir cam var. Bir de yok, orada iki var. Cam var. İki cam var. Güzel Ayşe abla, ev güzel. Evet, güzel. Salon güzel, aynen. Ayşe abladan bu salonda beklediğim tek detay benim. Örümcek ağları. Özellikle asma tavan var burada. Onun arasındaki örümcek ağlarını iyi temizlemesini bekliyorum. Bir şey diyeceğim, tavandaki örümcek ağlarını gördün mü? Görmem mi? Her şeyi gördüm. Arkadaşlar, siz hallederiz falan diyorsunuz ama alçıpan havuzundaki örümcek ağlarını ve oradaki pislikleri dahi temizlemenizi istiyorlar. Çıkar merdivene çıkarız, elçi süpürgesini tutarız alttan. Kırırı hırırı hırırı süpürürüz. Şu araları mı? Evet, araları. Hmm. Yalnız buranın da neyi neyse oturmuş alçıpan havuzu yapmışlar. Ev çok rezalet bir durumda. Hatta belki de en kötü evlerden biri üçüncü gün olarak. Modern bunların içi süpür. Ama o arada sobayı tutuşturalım. Çok soğuk, ben çok üşüyorum. Soba borularını temizlemeyecek misiniz? Aa yok yok, o gülizden sonra onu daha ben kimseye elletmem o soba borularını. İçini yapmayacak mısınız? Hayır hayır. Hayır canım, içini temizlemem. Neyi temizleyeyim sadece? İçini güzel sobayı etrafını. Sobayı ben bunu bir yakarım. O içini yıkamak olmaz, boru yıkanmaz. Yıkanmaz da gazete kağıdıyla falan da mı temizlemeyeceksiniz? Yok. Kış günü niye soba söküyoruz yağmur ya? Yağmur. Çünkü bekleyen var. Bekleyen beklesin, kış günü soba anda mı sökülür? Kapıya bak, daha bu kapı kremlenecek. Salonda iki tane koltuk var. O koltukların içini, dışını, üzerini güzelce silmesini bekliyorum. Sobanın hem üzerine hem borularını, sağını solunu onunla temizlemesini bekliyorum. Sobayı yakarız, ben çok üşüdüm. Vallahi üşüdüm ben. Yakarız. Yakarız. Onu da yakarım senin için. Kurban olurum. Roma'yı da yakarsın sen. Kadir en son soba yaktığında o evi is bastı. Onun bu sobası patlaktı, ben ne yapayım? Yakmayacaktın. Salona gidiyoruz, mutfağa gidiyoruz. Geldi. Ayşe Hanım'ın temizleyeceği mutfak yağlı, kirli ve tozlu. Mutfak dolaplarının üstü ise örümcek ağlarıyla dolu. Pencereden ocağa, buzdolabından peteğe, kombiden fayanslara kadar her yeri iyi bir temizlemek gerekecek. Bakalım Kadir bu mutfak için neler söyleyecek? Oy bismillah. Allah. Allah'ım işi gücü oturduk adamı. Evet. Bu halıyı kim serdi buraya? Sen kayasın diye sermişler. Ayşe abla, buzdolabı yok. Yok mu? Kadir, buzdolabı burada işte. He, ki öyle küçük buzdolabı var. Ayşe abla, yağ yok dolaplarında. Şu tarafta var. Of, şu kısım çok yağlı Ayşe abla. Aspiratörüm felaket. Evet. Ocak güzel, o kadar kötü değil. Fırın içi kötüymüş. Evet. Eve girdim. Burası bence üç gün boyunca gördüğüm en zor evlerden birisi. Ayşe abla güzel.
Evet güzel. Ama o en üstüne el girer mi? O var. Evet. Yok artık. Oraya pençe bile girer be. Girer mi en üstüne el? Hayır, aşağıda girer en üstüne. De telleme olur mu onu bilemedim. Ya aşağı bak, kolun girdi mi ister telle ister bezle sil. Aynen öyle. Bakacağız Allah'ın izniyle yapabilir miyiz? Güzel bak, o dolap iptal gibi bir şey zaten. Gördün mü? Tam şeyi sokmuşlar için arıtmayı. Gerçekten çok zor bir ev. Ayşe ablanın Allah bugün yardımcısı olsun. Ayşe Hanım, burası sizin gözünüze battı mı? Tabii ki battı. Ne yapacaksınız burayı? Temizleyecek misiniz yoksa böyle mi bırakacaksınız? Ya şimdi adamı tahtaları çekeriz, altını sergersin, geri yerleştirelim mi? Evet, mutfağa dahil olduğu için alırız. Alalım mı almayalım mı? Ben ona soruyorum. Sana ne oluyor be? Ha ne bileyim, zamanımız ben geri tutamadım kendimi. Ben size söyleyeyim, zamanınız falan kalmaz sizin. Sen, hayır sence ben. Sana soruyorum. Fikrin ne? Alalım mı? Ben alalım diyorum. Komple boşaltalım. Mutfağa dahil olduğu için evet. Mutfakta dolap arasındaki tahtalar falan var. Yani oraya da bir düzen yapması gerekiyor. Orayı da bir toparlaması gerekiyor. Hadi banyoya. Banyo güzel güzel. Bence güzel diye burası. Evet ben İyi beğendim. Ben beğendim. Evimizin banyosu küçük ancak ona rağmen bakımsızlıktan perişan halde. Tüm evi saran örümcek ağları burada da bol miktarda var. Klozet, lavabo derseniz onlar da leş gibi. Paslanmış banyo rafları ve kırılmış pencere camı bize tek bir şey anlatıyor. Bu banyo uzun zamandır temizlikten nasibini almıyor. Önü öyle Hime'nin pardüsüsü gibi. Oo, aşağı bu delik çok kötü. Ne dökmüşler bu eve böyle? Her yerde çamur var. Yağmur mu akmış? Üf, çok kötü kokuyor aşağı abla. Banyo çok eşyalı bir banyo değil. Fayansların güzel silinmesini bekliyorum. Klozet içli dışlı çok temiz olması gerekiyor. Küvet de aynı şekilde. Güzel, duşakabin falan yok. Hı-hı. Fayanslar ve klozet çok kötü aşağı abla. Evet. Bunun için yapacağı bir şey var mı aklına var, gelen? Ne var. Yapacaksın? Suyunu alıp klozet sökücü dökeceğim. Dökeceksin, içine bekleyecek. Aynen, bekleyeceğim. Tamam, güzel. Evi beğendik. Aşağı abla da kendine güveniyor. Haftanın üçüncü günü gidiyoruz o zaman. Güzelce bir temiz. Nereden başlayacaksın? Ayşe Hanım bakın burada ölmüş böcekler var. Bunları gördünüz mü? Bakayım. Böceklerden korkuyor musunuz? Sadece akrepten korkarım. Akrep de var. Bir akrebi nerede bulalım? Akrepten korkarım. Beni şu an çekiyor musunuz? Evet. Evet şu an çekiyoruz. Akrep var dedim ya ben. İşte bu Kadir'in cebinde akrep var. Ha olsun onu. Hiç benim cebimde akrep olabilir mi? Benim bonkör olduğumu tüm Türkiye biliyor, biliyorum, Allah aşkına. Biliyorum ya. Canım benim. Ay canım. Canım ablam. Neyini biliyorsunuz Allah aşkına? Her şeyini biliyorum ben buna. Takipçisiyim. Her gün izliyorum. Bonkör olduğumu storylerden izliyor. Hadi Kadir'cim. Gidelim ablam. Biz ablamla gidiyoruz. Ablam nereden nereden başlayacağız ablam? Nereden başlayalım Kadir'cim? Nereden başlayalım? İster mutfak ister salon, ne isterse. Hızlı. Mutfak. Mutfaktan ablamla başlıyoruz, gidiyoruz şimdi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.